İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha, Vazgen Sislyan, Asala 36 yıl önce Karin eylemini gerçekleştirdi. Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu, politik doğrultusunun özeti. Rapor, Türk basında Ermeniler en çok hedeflenen etnik gruplar arasında yer alıyor. Hakkari'de yine yasak bölge ilanı. Hasankeyf'teki Artuklu Hamamı da taşındı. Vazgen Sisyan 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilliği adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. 1982'de gerçekleştirilen Garin Erzurum adlı tarihi operasyonu sembolize eden Yeni Silahlı Kurtuluş Mücadelesi'nin Şehitler Günü'nün 36. yıl dönümü nedeniyle mücadelenin tüm şehitlerini özellikle operasyonu başarıyla gerçekleştiren kahraman şehitler Zohrab Sarkisyan ve Levon Ekmekçan'ın değerli anıları önünde eğilir, onların saygıdeğer aile bireylerine, akrabalarına, tüm mücadeledeki Ermenilere başsağlığı dileriz. Kurtuluş mücadelesinin her bir programı ki ne kadar da hatasız, mükemmel ve iyi tasarlanmış olsa da durumu değiştirmek, güç empoze etmek imkansız olurdu. Eğer bu planların gerçeğe dönüşmesini sağlayan sarsılmaz ve bitmeyen inançla donanmışların fedakarlıkları, samimiyetleri ve hedeflerinin doğruluğuna tam olarak inanan bütün sağduyulu Ermeniler ordusu olmasaydı. Adanmışlar kendi işleriyle alın yazısını belirleyici görevler üstlenerek uyanış için yeniden canlanma ve köklerine dönme yoluyla Ermeni halkına bu radikal ve muazzam değişiklikleri gerçekleştirebilmişlerdir. Karin Erzurum adlı şanlı operasyonun 36. yıl dönümü vesilesiyle Ermenilerin ayaklar altına alınan ulusal ve insan haklarını geri alacağımız kutsal mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim değerli şehitlerimizin daima canlı anısına. Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu politik bir örgüttür ve Ermeni halkının geniş kitlelerini Türk sömürgeci gücünün işgal ettiği ve uluslararası sömürgeci ve gerici güçlere bağlı olduğu ana vatanlarının kurtuluşu için mücadeleye katmaya çalışmaktadır. Örgütümüz, Türk şovenist iktidarının boyunduruğu altında ulusal ve sınıfsal ayrımcılıkla inkar edilen Ermeni halkının arzularını dile getirmektedir. Örgütümüz, Türk sömürgeciliğinin halkımıza uyguladığı şiddet ve sömürüye direnmenin tek yolunun devrimci yoğun mücadelenin ana ve en önemli araç olduğuna inanıyor. Fakat başka metotları da görmezden gelmemektedir. Örgütümüz, uluslararası devrimci hareketin bir parçasını oluşturmaktadır ve dolayısıyla onunla faaliyetlerimizi daha yakınlaştırmaya ve genişletmeye çabalıyoruz. Haklarından mahrum kalmış halkların ve sınıfsal savaşta zafer kazanabilmek için dünyadaki tüm devrimciler birliğinin varlığı gerekli bir koşuldur. Türk iktidarları tarafından işgal edilmiş Ermeni topraklarının kurtuluşunu, çevredeki diğer Ermeni toprakların buna katılımı izleyecek ve demokratik, sosyalist bir yönetim kurulacak. Halkımızın yaşadığı dünyanın her yerinde, düşmanımızın kendi merkezi ve çıkarlarıyla bulunduğu her yerde biz kendi kurtuluş mücadelemizi sürdüreceğiz. Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkeleri davamızın adil olduğunu göz önünde bulundurarak Ermeni davasını savunmayı üstlenmeye ikna etmek ve aynı zamanda Sovyetler Birliği'nde yaşayan halkımızın Türk sömürgeciliğine karşı yürüttüğümüz uzun soluklu mücadelemizde vatanı devrimci zeminde hazırlamasına destekte bulunmak. İstanbul'da faaliyet gösteren Hrant Dink Vakfı, Türk basında çeşitli etnik ve dini gruplara yönelik nefret söylemlerinin analizine ilişkin kendi düzenli raporunu yayınladı. Medyada nefret söyleminin izlenmesi araştırmasının 2018 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan 4 aylık döneminde ulusal etnik ve dini grupları hedef alan 2265 köşe yazısı ve haber tespit edildi.
105 yayında birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bu yazılar ele aldıkları grup kategori sayısı kadar birden fazla işlenmiş oldu ve 2370 yazıya ulaştı. İncelenen tüm yazılarda 76 farklı grup hakkında 3076 adet nefret söylemi içeriği bulundu. Ermeniler ve Yunanlılar en çok Türk medya organları tarafından hedefleniyor. Bu 4 ayda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafa dair haber ve yorumlarda Türk basınında Ermeniler hedef gösterilerek düşman grupların ve bireylerin arkasındaki güç olarak etiketlendi. Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'da 30 bölge askeri operasyonlar gerekçesiyle özel güvenlik bölgesi ilan edilerek 14 gün boyunca yasaklandı. Hakkari Valiliği kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'da 30 bölgenin askeri operasyonlar nedeniyle 14 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında şöyle denildi. İlimiz merkez Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge 7 Ağustos 2018 gününden 21 Ağustos 2018 gününe kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır. Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi varlıklar Ilısu Barajı nedeniyle tahrip edilirken 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın taşınma işlemleri başladı. Dicle Irmağı kenarında bulunan Hasankeyf'te 13. yüzyıldan kalma tarihi hamamı sellerden korumak için güvenli yeni bir yere taşındı. 256 tekerlekli çok fonksiyonel araçla taşınan tarihi hamam yaklaşık 3 saatin ardından geçtiğimiz yıl taşınan Zeynel Bey Türbesi'nin yanına getirildi. Hasankeyf'in gerçek anlamda tarihi kimliğini koruyacağını iddia ediliyor. Hamam şimdi kendi öz yerinden 3 kilometre uzağa taşındı. Taşınma 12 milyar Türk lirasına mal oldu. Bu da 2.3 milyar dolar ediyor. Hasankeyf'in 1981 yılında korunması gereken bölge olarak tanındığını hatırlatalım. Burada aralarında Ermeni kültüründen izler de taşıyan 6000'den fazla mağara bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nersik İspiryan tarafından seslendirilen Mezgoçumen Darunçi adlı eseri sunuyoruz. Karum saparabat antif hayer kanabrog bolor nehten chumen besne azat hayoso mor kamel haynabri peru para perum chimor na hayreni bishto kove haymanum mor kamel haynabri peru para perum chimor na hayreni bishto kove haymanum tekshen mor na hayle Muşuk sazu, cenk morla gir maştozi, meskoçu mena maşeci. Bekşel de morla haylezu, hayrenik muşuk sazu, cenk morla gir maştozi, meskoçu mena sazuci. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.